içerisinde Qualcomm'un gürültü engelleme özelliği mevcut. Sesim size nasıl geliyor şu anda? Videoya nasıl aktarılıyor? Ben de sizlerle beraber videoların hemen sonra izleyeceğim. Teknoloji'den selamlar. Bugün rengarenk bir kulaklık serisiyle karşınızdayım. Bu yaz aylarında içimizi açacak renkleriyle Soundpeats'in Qualcomm BCV gürültü engelleme özelliğine sahip TrueAir 2 modelinin incelemesini gerçekleştireceğiz. O zaman hızlıca kutu açılımına geçelim. Ben hemen şuradan en sevdiğim rengi seçtim. İncelemek için diğerlerini de birazdan göstereceğim. Rengimiz bu şekilde pembe. Aslında çok soft bir pembesi var. Çok tatlı bir pembesi var. Kulak içi kulaklık fakat silikonsuz bir kulaklık. Aynı zamanda uzun bir kulaklık. Yani bu da demek oluyor ki müzik performansından ziyade konuşma performansına yönelik tasarlanmış. Birazdan bunların hepsini deneyimleyeceğiz. Kutunun dış yüzü ile ilgili de söyleyecek başka bir şeyimiz olmadığına göre şöyle kutumuzu açmaya başlayabiliriz. Kutumu açtığımda direkt karşıma zaten kulaklığım çıkıyor. Dediğim gibi gerçekten çok soft bir pembesi var. Buna ne pembesi denir? Pudra pembesi de değil. Bu beyaza o kadar yakın ki. İlginç. Hemen ön kısmında Soundpeats'in logosunu görüyoruz. Yan tarafında Type-C bir şarj girişi var. Hemen yanında da LED bir gösterge mevcut şarj olurken kontrol edebilmemiz için. Şöyle kulaklığı açtığımızda ise içinden kulaklıklar çıkıyor. Ama bilmiyorum fark ettiyseniz ilk açtığımızda hemen ön kısmında yine içerisinde de bir şarj göstergesi konulmuş LED olarak. Yeşil, sarı ve kırmızı olarak yanıyor. Buradan anlıyoruz şarjının kaç olduğunu kutunun. Kulaklıkları şöyle bir çıkartıp bakacak olursak alt taraflarında pogo pinler var. Bu kısımlardan şarj oluyor. Sağ tarafında mikrofon görüyorum. Yine dokunmatik bir alan mevcut üstünde daha parlak olan. Bir de öbürüne bakalım. Evet bunda da mikrofon var aynı şekilde. Yani iki kulaklığa da mikrofon yerleştirilmiş diyebiliriz. Yine burada da bir dokunmatik alan görüyoruz. Şöyle kutunun içine bunları yerleştirip biraz daha kutuyu inceleyelim bence. İçerisinden başka bir kutu daha çıkıyor. Şarj aleti aynen evet. Aynen. Bir tane Type-C USB bağlantılı şarj aletimiz çıktı içinden. Silikonsuz olduğu için de silikon tabii ki mevcut değil. Kullanma kılavuzunu şöyle genel bir inceleyelim. İngilizce olarak yazılmış. Çok fazla görselle desteklenmiş. Yani okumanıza gerek yok bence. Direkt görsellere bakarak da anlayabiliyorsunuz ne olduğunu. Genel olarak kutu içeriğimiz bu şekilde. İçinden bir şarj aletimiz, kulaklığımız ve kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Dilerseniz artık biraz teknik detaylardan bahsedelim ve kulaklığın diğer renklerini de görelim istiyorum ben. O zaman teknik detaylar kısmına geçelim. Şimdi başlamak istediğim kısım yine en başta belirttiğim kısım. Demiştik ki içerisinde Qualcomm'un gürültü engelleme özelliği mevcut. Şimdi ben birazcık bu gürültü engelleme özelliğini ufak bir açmak istiyorum. Nedir, ne işe yarar? Genel olarak bu gürültü engelleme özellikleri siz telefonla konuşurken etrafınıza sanal bir izolasyon oluşturuyor. Ve bu sayede karşınızdaki kişi, telefonla görüşme yaptığınız kişi sanki sizi boş bir odadaymışsınız da etrafınızda ses yokmuş gibi duyuyor. Örneğin yanınızdan geçen bir otobüsün sesini hiç duymuyor olamaz tabii ki. Ama sizin sesiniz her zaman çok daha ön plana oturuyor. Zaten konuşma tabanlı kulaklıklarda bu özelliğin olması gerekli. Şimdi Qualcomm vesaire demişler. O yüzden ben birazcık merak ettim bu performansını. Şimdi gürültü engelleme özellikleri kağıt üstünde pek çok kulaklıkta var. Fakat performansları çok değişkenlik gösterebiliyor. Ama benim burada güvendiğim şey Qualcomm'un isminin geçmesi. Çünkü biliyorsunuz Qualcomm zaten bir telekomünikasyon şirketi. O yüzden biz bunu bence bir deneyelim. Ben belki sesli bir ortama, belki de birazdan bir yolun yanına aşağı ineceğim. Orada bir video çekeceğim ve tam bu kısma da bu videoyu ekleyeceğiz. Böylece siz de ben de bu gürültü engelleme özelliği ne kadar çalışıyor bunu daha rahat görebiliriz. Evet şu anda aşağı indim. Oldukça da gürültülü bir ortamdayım. Kulağımda da Soundpeats'in Qualcomm CBC gürültü engelleme özelliğine sahip TrueAir 2 modeli takılı. Sesim size nasıl geliyor şu anda? Videoya nasıl aktarılıyor? Ben de sizlerle beraber videoları hemen sonra izleyeceğim. Çok merak ediyorum. O zaman yukarıda görüşmek üzere. Gürültü engelleme özelliğini de denediğimize göre şimdi yine içerisinde bulunan Qualcomm aptX ses kodeğinden bahsetmek istiyorum. Tekrarlıyorum. Genelde bu tip uzun yapıya sahip kulaklıklar konuşma kulaklığı olarak geçer. Ama içerisine Qualcomm'un bir ses kodeğini yerleştirmişler. Bu da demek oluyor ki konuşma performansı kadar müzik performansının da üzerinde durmuşlar. Bunu da birazdan telefona bağladığımızda deneyeceğiz. Ayrıca içerisinde bir de oyun modu var bu kulaklıkların. Yani bir kulaklığa hemen hemen ne kadar çok şey eklenebilirse her şeyi eklemişler. Ama bu oyun modları yine bazı kulaklıklarda çok iyi çalışmıyor. Burada da şöyle bir şey var. TrueAir 2 modeli Bluetooth 5.2 bağlantısını kullanıyor. Bluetooth 5.2 sayesinde de doğal olarak zaten ses gecikmelerinin önüne geçmiş oluyor. Ekstra oyun moduyla birlikte bu problem komple ortadan kalkıyor diyebiliriz.
diyebiliriz sanırım. Ama benim en çok hoşuma giden şeyi söyleyeceğim size. Hafifliği. İnanılmaz hafif. Yani bunu buradan nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama çok hafif. Kulağınızda hissetmiyorsunuz. Bu iyi mi kötü mü bilemedim. Düşse fark etmem kulağımda. Müzik açık değilken böyle ben yürürsem mesela yürüyorum böyle koşuyorum. Düşse hiç fark etmem. Yok kulağımda. Çok iyi ya. Bu, ama benim bayağı hoşuma gitti. Şimdi biraz da batarya kısmına gelecek olursa kutumuz 300 mAh. Kulaklıklarımız da 30 mAh'den oluşuyor ve 5 saatlik bir kullanım süresine sahipler. Kutu kulaklıkları da 4 kere şarj edebiliyor. Peki şarjınız bitmeye başladığında bunu nasıl anlayacaksınız? Kutunun kapağını kaldırdığımızda hemen burada bir led çıkıyor demiştik. Yeşil, sarı ve kırmızıdan oluşuyor demiştik. Yeşilin anlamı kutunun şarjının %50 ile %100 arasında olduğunu gösteriyor. Sarının anlamı ise kutunun şarjının %10 ile %49 arasında olduğunu gösterirken kırmızı yanmaya başladığında da %10'dan daha az şarj var kutunun demek. Onu gördüğünüzde artık şarja takabilirsiniz. Ben artık bu kulaklıkları bir telefonuma bağlamak istiyorum. Çünkü müzik performansını merak ettim. Konuştuk ettik, video çektik vesaire ama müzik performansı hala benim için bir merak konusu. O yüzden hemen şuradan telefonumu alıyorum. Tabii ki Bluetooth'umu açıyorum ilk olarak. Çok mutluyum şu an müzik dinleyeceğim için Serhat. Bu an gelsin diye bekliyordum. Öncelikle kulaklıklarım şu an şarj oluyor. Buralarında kırmızı ışıklar yanıyor ama umurumda değil. Ben çok müzik dinlemek istiyorum. Çıkartacağım yüzden. Yakındaki cihazlarda SoundPeeds TrueAir 2 modelini göreceksiniz. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra hemen gidin. Sevdiğiniz, en sevdiğiniz müziği açıyorsunuz. Şimdi ben genel olarak silikonlu kulaklık tercih ediyorum. Çünkü genel olarak dışarıdan hiçbir ses duymamak istiyorum. Müzik dinlemek için kullanıyorum genel olarak kulaklıkları. Silikonsuz olan kulaklıklar genelde kulaktan düşebiliyor. Bir onu deneyelim. Bakalım düşecek mi kulağımızdan? Başım döndü. Başım hala dönüyor biliyor musun? Kamerayı böyle görüyorum. Bir de hafif demiştik. Bu da tabii ki de çok kolaylık sağlıyor. Bütün gün kulağımda kalsa bu kulaklıklar yine beni rahatsız etmez. Ve dışarıdaki iletişimde daha açık hale geliyorsunuz. Çünkü ben mesela şu an Serhat konuşsa, konuş Serhat bir. Seni çok rahat duyabiliyorum mesela şu an. Çünkü silikonsuz. Yani aslında iş temelli kullanabileceğimiz bir kulaklık. Ama artık bence bir müzik performansına bakalım. Şimdi ben şarkımı açtım ve başlatıyorum. Çok heyecanlıyım. Ses seviyemi en düşükten yukarıya doğru çıkartmaya başlayacağım. Hala senin kendimi falan duyabiliyorum. Evet, hala kendimi falan duyabiliyorum. Güzel. Müzik güzel geliyor ama bu arada. Basslar iyi. Şu an daha iyi. Evet, güzel. Şu an mesela ses doyurucu hale gelmeye başladı. Şu an çok iyi ses. Bayağı iyi. Şu an çok güzel. Yani oran olarak çok iyi. Rahatsız etmiyor. Cızırtı yapmıyor kesinlikle. Basslar güzel. Tiz henüz duymadım şarkıda. Bekliyorum. Şimdi bir tane daha açtık. Başlatalım. Şu an bangır bangır oldu kulağımın içinde. Birisi konuşsa mesela dışarıdan daha zor duyarım. Bundan sonrasında... çok güzel. Güzel. Şimdi şöyle 15'e kadar getirdiğimde sesi, ses biraz dışarıya da gidiyor. Hatta biraz değil. Ama zaten mesela ben bu kadar yüksek sesle dinleyemem. Benim için ideal olan şurası ve yine çok güzel. Burada ses geliyor mu dışarı? Yani demek istediğim 11-12 gibi seviyelerde de dinlediğinizde müzik çok güzel geliyor kulağa. Yine dışarıdan hiçbir şey duymuyorsunuz ama ses dışarı gitmiyor. Ha diyelim ki yalnız kaldınız, ormandasınız, yürüyüştesiniz, ofisinizdesiniz, kendi odanızdasınız, bilenlersiniz. Fullleyin gitsin müziği yani hiçbir problem olmaz ama onun üzerine çıktığınızda 15'leri gördüğünüzde tabii ki dışarıya biraz ses veriyor. Müzik performansına da değinmiş olduk. Şimdi bir de bu kısa yollar vardı. O kısa yollardan bahsedelim isterseniz. SoundPeeds bütün kulaklıklarına neredeyse oldukça fazla kısa yol eklemiş. Yani hemen hemen her şeyi kulaklıkların üzerinde bulunan dokunmatik alanlara tıklayarak yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca onlardan bahsedeceğim. Öncelikle tekrar kulaklıklarımı kulağıma takıyorum. Şimdi öncelikle sağ tarafa bir kere bastığımızda, teker teker bastığımızda sesi yükseltiyor müziğin sesini. Sol tarafa birer birer bastığımızda ise sesi kısıyor. Sağ veya sol kulaklığa iki kere böyle tıklayınca müziği durduruyor ya da başlatıyor. Sağ kulaklığa üç kere tıklayınca sesli asistanı açıyor. Sol kulaklığa üç kere tıklayınca oyun modunu açıyor veya kapatıyor. Zaten oyun modu açıldığında size bir uyarı sesi veriyor. Oradan anlayabiliyoruz oyun modunun açıldığını. Sağ veya sola 2 saniye basılı tutunca ise aramayı meşgule atıyor. Sağ kulaklığa 2 saniye basılı tutunca dinlediğimiz şarkıda ileri, sol kulaklığa 2 saniye basınca da dinlediğimiz şarkıda geri gidebiliyoruz. Yine aynı şekilde sağ veya sol kulaklığa yine 3 saniye basılı tuttuğumuzda ise yapmakta olduğumuz 2 görüşme arasında geçiş yapabiliyoruz. Yani aynı anda 2 görüşme yaparken birini bekliyoruz.
beklemeye alıp öbürünü veya öbürünü beklemeye alıp öbür görüşmeye geçebilmemizi sağlıyor. Dediğim gibi pek çok kısa yol içerisinde mevcut. Gerçekten kullanımı da kolaylaştırıyor bu durum. Kulaklıkla işimiz bitti. Ben buradan Bluetooth bağlantımı kapatıyorum. Çünkü kulaklığı başka birinin telefonuna bağlamak istiyorum. O yüzden resetleyeceğim. Ama nasıl resetliyorum? Hemen açıyorum kutumun kapağını. Kulaklıklar içine dururken üzerlerinde bulunan dokunmatik alanlara basılı tutmaya başlıyorum. 10 saniye sonra kulaklıkların üzerindeki ışıklar beyaz olarak yanıp sönmeye başlayacak. O zaman da resetlenmiş olacak kulaklıklar. Evet, şu anda ikisi de bir kere yanıp söndü flash gibi ve kulaklıklarımı resetlemiş oldum. Artık rahatlıkla başka bir telefona veya başka bir cihaza bağlayabilirim. Teknik detaylar aslında bu kadardı. Gördüğünüz gibi içerisinde yok yok. Ama genelde böyle bir sürü özelliğin olduğu kulaklıklar fiyat konusunda insanı birazcık merak ettiriyor. O yüzden hızlıca fiyat performans kısmına geçelim. Bir de fiyatını öğrenelim bence artık. Şimdi hemen bir renklerinden bahsedeceğim ben burada. Şurada çok tatlı bir su yeşili görüyoruz. Arkadaki zaten elimde gördüğünüz bu pembe. Onun haricinde standart olan siyah ve beyaz modelleri de var. Ay yani ben olsam hepsini alırım. Asla renk seçemiyorum ya. Bana böyle renk sunulduğunda mesela krize giriyorum. Bütün renklerini almam lazım. Her ne olursa olsun. Arabada olur. Amin. Burada bana sorsalar hangisi tercih edersin? Tercih edemezdim. Hepsinin renkleri çok güzel. Mesela bunu spora giderken, bunu işe giderken siyah çünkü casual böyle. Bunu arm to yaşa çıkarttığımda, bunu da kahve içmeye falan gittiğimde bir yere böyle takardım. Niye bu kadar çok kulaklığa ihtiyacım olsun? Genel bir toparlayalım isterseniz fiyattan önce. Soundpeace'in bu True Air 2 modeli genel olarak Qualcomm destekli bir kulaklık olmuş. Gayet de güzel olmuş. Oyun modunun da içinde bulunması güzel bir artı. Ses gecikmeleri oldukça düşük demiştik. Hem Bluetooth versiyonu sayesinde hem de bu oyun modu sayesinde. Renk skalanız da çok geniş ayrıca. Yani renkli kulaklık kullanan böyle insanlar da var. Onları da düşünmeleri benim hoşuma gitti. Çünkü genel olarak hep kulaklıklar ne derse siyah beyaz, siyah beyaz. Neden? Biraz böyle tatlı tatlı renkler de yapsınlar. Telefonlara yapıyorlar. Bunların haricinde fazla da sizi meraklandırmak istemiyorum. O yüzden hemen fiyatını da söyleyeyim. 400 lirayla 500 lira arasında internette çok rahat bulursunuz. Biliyorsunuz Soundpeats aynı zamanda Amazon Global'de çok satanlar arasında yer alıyor. İlk videomuzda da söylemiştik. Bir de biz bu Soundpeats'in True Shift 2 modelinde incelemiştik. Onu da buralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz merak ederseniz. O silikonlu kulak için minik bir kulak. O da güzeldi gerçekten. Kanalımızda Soundpeats'in 6 farklı kulaklık modelinin incelemesi olacak. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Bir kulaklık incelemesinin daha bu şekilde sonuna gelmiş bulunduk. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.